Hakan Hocam hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Gökhan'cığım. Teşekkür ediyorum. Bayramınız mübarek olsun. Sen de bayram mübarek olsun. Ellerinizden öpüyorum hocam. Ben de en akıllı öperim Gökhan'cığım. Çok güzel bir güne eriştik. Ramazan bayramı. Çok şükür tabii. Değil mi? Çok şükür. Ramazan, mübarek bir gün tabii. Evet mübarek bir gün. Buradan bütün YouTube izleyicilerimizin, İslam aleminin, bütün Müslümanların Ramazan'ın rahmetine eren, o mübarek aya ulaşan ve o aya ulaştıktan sonra da bayrama ulaşan bütün değerli dostların herkesin bayramını kutluyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle, ümit ettiklerinizle, güzelliklerle, sevinçlerle birlikte olsun inşallah diyoruz. İnşallah. Tabii hocam Ramazan başlı başına bir rahmet ve sır ayı. Rahmet, bereket ayı. Tabii sır bir ayı. Tabii. Evet, içerisinde büyük mükafat olan, tabii ki. Çok büyük Cenab-ı ibadet. Allah'ın farz ibadet, emrettiği farz ibadetlerden ve içerisinde sonunda bu ayı tamamlayan kişilerin büyük mükafat alacağı bildirilen bir ay. Çok tabii ki, çok büyük. Evet. Hem insan vücudunun sağlığı için, tabii ki. Vücudun feraha erişmesi için, aynı zamanda da manevi kirlerin, tabii ki. Manevi sıkıntıların, manevi birikmiş bir takım insanın günahlarının, bir takım şeylerin temizleneceği, bereket eyvallah, olacağı tabii. Bir ay. Başı da rahmet, ortası rahmet, sonu mağfiret diyor, evet, ya hocam, evet, bereket. Tabii Ramazan'da hem İslam adına hem de İslam'ı yaşatan ülkeler adına, iman eden ülkeler adına çok güzel de gelenekler de var. Evet, İftar sofralarında misafir ağırlamak gibi, tabii, fakir doyurmak tabii. Gibi, efendime söyleyeyim sahurlarda Ramazan davulu gibi, manilerin okunması çok gibi. Güzel, efendime söyleyeyim iftardan sonra işte Hacivat Karagöz gibi eğlenceler, demir hindi şuruplarının dağıtılması, sohbetler, teravih namazları, teravih namazları, insanların birbirini ziyaret etmesi, tabii ki. İnsanların aç olan, ekmek bulamayan, fakir olan insanların durumunu daha iyi anlaması gözetmesi, gibi tabii, tabii. Bir sürü hediyesi var hocam. Hediyesi var tabii. Değil mi? Tabii çok önemli. Hatta siz hep dersiniz ya Ramazan insan vücudu sağlığı için çok üst düzeyde çok bir şey. Çok üst düzey bir sağlık, evet, ibadeti. Evet. Hem ibadet hem sağlık. Evet. Tabii hepsi bir arada. Evet. Cenab-ı Allah'ın yoksa kimsenin aç kalmasına ihtiyacı, evet, yok. Evet. Cenab-ı Allah kendisi için çok özel bir ibadetti. Demiş, evet, ya onun sevabı sır. Sır sevabı. Tabii evet, sır, sır sevaplardan. Evet. Tabii, evet, ki. Evet. Ve asıl önemli de fakirlerin durumunu anlamak tabii ki. Değil mi hocam? Tabii. Fakirlerin durumunu tabii, ve anlamak. Evet. Yani bir de nimeti israf etmemek. İsraf etmemek tabii. Kıymetini bilmek. Kıymetini yani, bilmek. İnsanların Cenab-ı Allah'ın dünyaya ne kadar bol nimet verdiğini. Çok şükür tabii. Ne kadar şükretsek az olduğunu anlamak. Herhalde ki. Gibi. Çok çok büyük faziletleri var. Tabii. Tabii her yörenin Ramazan'ı karşılamasında bir ayrı feyzi, bereketi tabii, var. Tabii. Gelenekler, adetleri var tabii. Evet, Erzurum için de mübarek evliya Hacı Muhammed Lütfü Efendi Hazretleri diyor ya, Ramazan'da bir alişan ederler, o şehri siyamı zişan ederler, fukara gönlünü gülşen ederler, Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Tabii ki Erzurum Ramazanlar şarkı çok özel geçer, sen evet, de biliyorsun beraber, evet, yaşadığımız için. Büyüğünden, küçüğünden. Büyüğünden, küçüğünden, ibadetinden, camilerinden evet, edilen, okunan hatimlerinden. Bin bir hatimden. Dua bir hatimden, ibadetlerden, evet, tabii. Bunun yanında bir pide kuyruğundan, evet, kadayıf dolmasından. Hafif insanların espri anlamında sinirlenip birbirlerine şaka yapmaları. Tabii şakalar, espriler, sohbetler. Sahur, tabii sahurlar. Sahurda çalınan davullar. Davullar. İşte Erzurum'un, evet, bizim kendimize müziklerimiz tabii, evet, ki. Erzurum'da Ramazan başa geçer tabii. Hocam biraz tabii biraz önce bir değerli dostumuzla konuştuk. Apartman hayatı. Büyükşehir hayatı komşuluğu da bir takım şeyleri de ortadan kaldırıyor, bitiriyor. Hakikaten bizim çocukluğumuzda, bizden önceki insanların çocukluğunda yaşayan Ramazanlar yavaş yavaş, hani o eski tabi Ramazan değeri hiçbir zaman değişmiyor da. Tabii değişmez. Ama yaşantı anlamında insanların bunu idrak edin anlamında lezzet değişiyor. Lezzet değişiyor. Yani insanlar büyük şehirlerde apartman dairelerine kapanmışlar. Evet. Herkes maalesef birbirinden ürker vaziyette. İşte öyle. Aman ona selam verirsen benden borç mu ister, aman şu mu olur, aman bu mu olur diye. Kimisi kendinin gururuna, nefsine, egoistliğine
insanlara kendini yukarıdan bakıyor. Kimisi efendim söyleyeyim güler yüz gösterip arkadan dedikodu yapıyor. Kimisi aa canımsın ciğerimsin deyip manevi hançerler saplamaya çalışıyor. Evet. İslam bu İslam inancı olan insanlar bunu yapmaması lazım. Yanlış, zaten onu yapan insan da o olayı tam anlamamış demektir. Herhalde. Zaten insanlık adına sahtekarlık, riyakarlık, üç kağıt efendime söyleyeyim hani tilkilik yakışmıyor insanlara. Olduğun gibi görün, evet. Göründüğün gibi ol demiş. Bir insanı sevmiyorsan uzak durursun, konuşmazsın. Ama o insana sen aa canımsın, abimsin, değersin, şusun, busun deyip de arkasından üç kağıt oyunlar çevirmek bence yanlış. Bizans devrinin oyunları. Evet. Bunlara gerek yok. Zaten cahil insan insanların arkasından konuşur çünkü onun günahı çok fazla. Eyvallah. Evet, çok fazla. Tabii biz burada en başta kendi nefsimizden başlayarak tabii ki bütün insanlığa Cenab-ı Allah hayırlar ve güzellikler amin, versin diyoruz. Amin. Tabii bir şeyin de şimdi bayrama eriştik. Bayramda Ramazan'dan çıkınca siz dersiniz çok yemeyin. Tabii ki yine bayramda evet. Ramazan'dan çıkıldığı için bir takım kaçırmalar olabilir. Evet. Tabii ki o tatlılar. Tatlılar özellikle evet. Ağır yağlı yemeklerden tatlılardan evet. Biraz yani kısıtlı şekilde dikkatli yapmak azar lazım. Azar. Dikkatli tabii. Yapmak lazım. Tabii bayramda en büyük şey büyüklerimizin başta biz değerli annemizin ellerinden öpüyoruz. Onun tatlı mübarek yanaklarından ellerinden öpüyoruz. Ellerinden o bizim öpüyoruz. İçin bir tabii. Tane. Hatta ayaklarından öperiz. Ayaklarından tabii. Öperiz. Onun emeklerini bizim ödememize imkan yok. İmkan yok. Bütün anneler, bütün büyüklerin ellerinden öpüyoruz. Kendi annemizi de başımızın üstünde taşıyoruz. Taşıyor, kalbimizde tabii. Taşıyoruz. Değerli annemizi ellerinden öpüyoruz. Sağ olsun. Allah ömrünüzü nasip. Hakikaten annelerin emeklerini ödenme ihtimali yok hocam. Onun ihtimali yok. O Cenab-ı Allah demiş ya, cennet annelerin ayağının evet. Altındadır. Yani onun verdiği emeğin büyüklüğünü gösteriyor. Bizim tabii. Annemiz Ramazan'da iftar yemeklerine bin bir çeşit yemek yapardı. Aynı zamanda bayramda da bir kişinin başaramayacağı şekilde 100 çeşit yemek yapardı. Ramazan'da tabii her gün, annem her gün iftar verirdi. Her gün iftar verirdi fakire, fukaraya, komşulara. Aynı zamanda dostlarına, kendisi iftar tabii. Etmez, gider muhtaç olan insanların evlerine dağıtım yapardı. Allah razı olsun. Ve bizim annemiz bayramda hamur tatlısından, böreğinden, çorbasından, yaprak dolmasından, baklavasından tek başına girer ve süper lezzetli şekilde Allah razı olsun. Muhteşem tabii. Muhteşem. Gerçi yine yapıyor bize. O Allah mübarek Allah. Ellerinden öpüyoruz. Ona canımız feda diyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Hocam tabii şimdi bayram 2-3 gün sonra bitiyor. Evet. İnsanlar hatır soran soruyor, sormayan sormuyor. Zaten insanların karakterini değiştirme ihtimali yok. Tabii ki. Diyor ya, bir dağın yerinden kalktığını görseniz inanın, insanların huyu ve karakterini değiştiğini derse inanmayın. Eyvallah tabii ki. İnsanlık yapan yine eyvallah, o insanlığın feyzini, bereketini kazanıyor. Tabii ki. Üç kağıtlık, tilkilik, kendini uyanıklık yapan insan da o işin zararını manevi olarak da görüyor. Tabii. Allah bizi sahtekar insanlardan, üç kağıtçılardan, amin. Efendim söyleyeyim, yalancılardan, dost görünüp de düşman olanlardan muhafaza eylesin, eyvallah. Uzak eylesin. Eyvallah. Zaten Cenab-ı Allah o insanların yüzüne baktığın zaman onların sahte gülümseleri ve dostlukları belli oluyor. Yüzlerine vuruyor zaten. Herhalde hocam. Yani diyor ya, namaz kılan insan mutlaka bir merhamet ve doğruluk kazanması lazım. Mutlaka. Gerçekten mutlaka, namaza tabii. Eden insan. Hocam şimdi şarkını ve klibini tanıt isimli müzik platformumuz için bir küçük kısa gezi yaptık. Evet. Toplantı yaptık. Evet, şu anda tabii. Da o mekanın bir bölümündeyiz. Evet. Çok bereketli geçti, güzel geçti. Çok güzel geçti. Dostlarımız hakikaten platforma destek de verecekler. Evet. İşte çeşitli aranjörler, çeşitli müzisyenler, dostlarımız, tabii. Sanatçılar. Sanatçılar. Ve bu işin Avrupa'da nasıl yürüdüğünü beraber gözümüzde gördük. Tabii. Dağıtım tabii. Şeylerini, evet. Müzik firmalarını. Efendime söyleyeyim. Ve bizim için güzel bir gezi geçti. Önemli hocam. Olan tabii oradaki yapılan işleri, platformları görmek. Tabii evet. Yapılan olayları görmek. Evet. Hocam siz de fikirlerinizi söylediğinizi çok beğendiler. Tabii fikirlerimize değer verdiler. Evet. İş akışını görmek. Evet. Kreatif bir evet. Çalışma eşliğinde evet. Başarının geleceğini bilmek tabii. Evet. Hocam yani şimdi siz hep şunu söylüyorsunuz. Bir işi kurarken temelini sağlam atmak lazım. Mutlaka. Değil tabii. Mi? Çok temel önemli. Evet. Temelde detaylara daha fazla inerek bütünü ortaya çıkartmak gerekiyor. Hocam şimdi bize bir sürü mail geliyor şarkını ve klibini tanıtsın müzik platformumuza. Arkadaşlarımız şöyle soruyorlar. İşte bir eserin benim olduğunu nasıl evrağını alacağım? Tabii notere gidip alacaklar. Notere tasdik ettirecekler. Tabii notasını
Ya da bestenin kaydını tasdik ettirecek. Şimdi bize sırf şarkı sözünün verilmesi veya sırf müziğin verilmesi bir işimize yaramıyor. Tabii. Bunun klip haline çevrilmesi ya da en azından bir görüntülü bir şekli olması. Klip Tabii. olmayabilir de kendisi okuyabilir, kendisi Tabii. yapabilir. Bir şekilde ya da bir resminin üzerine o müziği monte edebilir. Hı-hı. Yani bu şekilde bize gönderirlerse şarkını ve klibini tanıt müzik platformu daha iyi olur değil mi hocam? Tabii ki şimdi yani orada görsel bir medya olduğu için kendim yani... Şimdi her telefon bir video kamera. Evet. Yani herkesin de iyi telefonları var. Telefonla da çekebilir. Telefonla da çekebilir. Yani montaj da olabilir. Montaj yapabilir. Tabii. Yapamayan insanlar tanıdığına yaptırabilir. Tabii. Yani burada tabii ki profesyonel klipler baş tacı. Hepsini gönderebilir. Eyvallah. Ama sırf şiir, sırf söz bizim işimize yaramıyor. Tabii. Yani şarkıcıyı, bestekarı, yorumcuyu tanıtabilmek için onun eserinin görsel anlamda insanlara bir şey hitap edebilmesi tabii, lazım. Evet. Gösterebilmesi lazım. Hocam tabii gezimiz biraz yorucu geçti ama siz yaptığımız toplantılarda şunu söylediniz. Hedefe ilerlemek için doğru şekilde adımlar atmak lazım mutlaka, müzikte. Tabii ki. Evet. Hedefe iyi yönelip yapılacak işleri planladıktan sonra, işin detayları belli olduktan sonra, güzel bir dediğin gibi temel olduktan sonra çok güzel işler olacak. Benim hocam, inşallah. Yani ben özellikle bu videoda bizi izleyen değerli arkadaşlarımıza, işlerinde klip göndermek isteyen, şarkı göndermek isteyen arkadaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Yani lütfen bizim mail adreslerimizden detaylı bilgi alabilirler. Tabii. Mail adreslerimize mail attıkları anda biz arkadaşlarımız onlara cevap veriyorlar. Evet, tabii. Şarkını ve klibini tanıt müzik platformu sağ olsun 7 tane asistan arkadaşımız var. Onlar da ilgileniyorlar. Hocamızın koordinatörlüğünde bu projeyi yürütüyoruz ve daha da güçlendirmeye, daha da yükseltmeye devam edeceğiz. Çıtasını da yükselteceğiz inşallah. Yeni kurulmuş bir platform, %100 yerli. Tabii. Tamamen Türk kurucuların, ücretsiz bir platform. Burada insanlar bu bize nasıl bir fayda sağlayacak, nasıl yapacak diyorlar. Hı-hı. Ben de şunu söylüyorum, yani buradaki destek arttıkça, yani sanatçıların abone olması, kliplerini göndermesi, müzisyenlerin, yorumcuların abone olması arttıkça kanalın tanıtım gücü yükselecek. Yükseldiği zaman atılan her klip ücretsiz şekilde tanıtılmış olacak. Evet, tabii hocam, ki. Büyük yani, bir tanıtım gücü olacak. Tabii bunun devamında yani platform güçlendiği güçlendiği sürece müzik marketlere de bu işin verilmesi daha kolay olacak. Tabii ki. Dağıtımı daha kolay olacak ve aynı zamanda bu hep paralı yapılan bu işlerin de biz ücretsiz bir yapılabileceğini görmüş olacak. Tabii ki. Beraber olunduğu sürece büyük bir güç olacak. Değil mi hocam? Tanıtım açısından büyük bir sanat bahçesi olacak. Önemli onu. Evet, ben bizi davet eden yetkililere teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Yurt dışında müzikle ilgili arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Güzel bir yani bu hani bu açıklamalı işte müzik platformlarının nasıl çalıştığı, müzik platformlarının nasıl bir aşamada olduğunu tabii ki. Her ülkede farklı olduğunu bize gösterdiler. Tabii. Mesela hocam şimdi Hindistan'a bakıyorsunuz. Hindistan'da bir sanatçının sayfasında 200 milyon abone var. Muhteşem tabii. Bizim 200 milyon abone olan bir şeyimiz yok. Ben öyle biliyorum. Yok, yani. Değil mi hocam? 200 milyon. Bu nüfusla da alakalı değil hocam. Belki şimdi Türkiye'nin tamamına hitap edebilecek bir şarkı yapmak çok zor. Tamamına. Çok zor, tabii. Tamamının tabii. zevkine. Tabii. Yani Türkiye'deki her bölgede yaşayan insanların zevkine göre bir tane parça yapıp da şöyle olur. İşte Türkiye'nin %30'unu, %40'ını beğendiği parça star parça diyorlar. Beğenilmiş parça diyorlar. Ama hocam yani illa bir parçanın beğenilmesi için kökeninde yabancı müziklerin pop şu bunun mu olması gerekiyor? Asla. Bugün bir 100 yıl önce yakılmış bir türkü yine gündemdedir. Evet. Herkes dinlediği zaman eşlik eder, beğenir. Yani bu böyle. Hocam şimdi annelerimizin söylediği ninniler bile bizim melodilerimiz. Tabii ki. Uyusun da büyüsün ninni diye melodilerimiz var. Yani illa altında pop kökenli, illa yabancı sanatçının çektiği kliplere mi benzemesi? Ben bakıyorum, çoğu klibe bakıyorum. Çok tutan kliplerin, yabancı kliplerin biraz kopyası gibi görünüyor. Biraz değiştirmiş kopyalar. Biraz yani, değiştirilmiş figürler, danslar, efendim dekorlar, şunlar bunlar. Yani onlar bir çılgınlık yaptığı zaman bizimkinler de. Yani hocam biraz daha öze inmek lazım, orijinale inmek lazım. Tabii. Müzik platformlarında, müzik enstitüsünde. Yani bu bir zamanlar biliyorsunuz hocam Unkapanı'nda işte Küçük Mehmet, Küçük şudur budur diye bir furya vardı. Evet. Kliplere de bakıyorsun şimdi bir furya çıkıyor işte. Arka fon full beyaz. İşte şu bu. Yani veya yıllar önce kullanılmış sadece tepeden aydınlatma, etrafı siyah, ortada bir ışık, sanatçı orada. Yani bu değil, benim parçanın bütününü verebilecek bir klip olması lazım. Mutlaka tabii ki. Çok yani bunu, bu şart.
Hocam uçak yolculuğu bizi biraz yordu. Tabii ne de olsa bir uçak yolculuğu evet, tabii. Evet, gerçi bir günlük bir olaydı evet, ama hayırlısı olsun inşallah diyorum. İnşallah. Bizi izleyen bütün dostlarımızı hem Hakan Gökhan Işıklı YouTube sayfasına beğenip abone olmayı hem de şarkını ve klibini tanıt müzik platformumuz YouTube sayfasındaki platformumuza yine abone olup ve beğenmeye davet ediyoruz. Evet ediyoruz. Lütfen bayramdan sonraki çalışmalarımızı dikkatli izleyin. Çok güzel çalışmalar geliyor. Peş peşe gelecek Allah'ın izniyle. Peş peşe Allah'ın izniyle. Hocamızın yaptığı yeni müzikler var. Hepinize selamlar, saygılar, hürmetler sunuyoruz. Hoş kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.